Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı, bereketli, güzel günler dileyerek videoma başlamak istiyorum. Evet, yine bu örgü videomda sizlere etol şal yapabileceğiniz, gerçekten etol şallarda harika bir modelden bahsedeceğim. Tabii siz bunu yeleğe de uygulayabilirsiniz ama daha çok etol şallara yakışacak bir modelden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz için bu şekilde bir tığım var ve alize angora gold, bu şekilde bir ipim var. Sizlere bu ip ile göstereceğim. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Buyurun modelimizin yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk etapta 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, hemen bu kısma şöyle ayarlıyoruz. Elimizi bir tane örümcek yapıyoruz. Tekrar burada yine 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tabi bu etol şallar için geçerli bu zemin hazırlama. Normal yelek yapacaksanız su taşı üzerine ve normal lastik üzerine bunu yapabilirsiniz. Tekrar buraya yine örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine tekrar şöyle bir miktar uzatarak örümcek yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Tabi bunun mesafesini siz etol şal yapacaksanız ölçerek ne kadar eninde, ne kadar boyunda yapmak isterseniz ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar bir tane daha yapayım. Modelimin tam belirgin olması için şöyle örümcekleri elinizin ayarına göre hepsini bir ayarda yaparsanız daha güzel olacaktır. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Bu şekilde bir zemin hazırladım arkadaşlar. Burada tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan bir ikinci zincire, örümcekten bu kısımdaki ikinci zincire burada bir trabzan yaptım. Tekrar bir iki zincir çektim. Tabi burayı siz 3 tane de yapabilirsiniz. Kenarını su taşı olarak devam edeceğim. Burada kenarını oluşturduktan sonra hemen yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra bir alt sırada yapmış olduğum örümceği ile zincirin tam arasından sık iğne ile batım yaptım. Bu şekilde. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Ve yine örümceğim ile zincirin arasındaki olan kısma tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma bir batım yapıyorum. İlk model kurulumu zincir üzerine batım olduğu için biraz zorlanılıyor ama diğer kısımlarda daha kolay ilerleyeceksinizdir. Burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzattım. Buradan bu kısma batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmek topladım bu şekilde arkadaşlar. Ve burada ilmeğimin hepsini birlikte toplayıp kapattım.
Bu şekilde bir dolgu oluşturduk. Burada bir tane zincir çekelim ve yine tekrar tığımı uzattım, ilmeğimi ve bir tane örümcek yapıyorum. Burada örümceği yaptıktan sonra yine zincirim ile örümceğin hemen yanındaki kısma batıp sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Burada yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aradaki zincir ile örümceğin arasına batım yapıyorum. 1, 2, 3 de çekiyorum trabzanımı. Tekrar buraya bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Yine çekmiş olduğum trabzanın içine bu şekilde alıyorum. Tekrar içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Tekrar bu şekilde 3, 4, 5, 6. Tabi bu ilmeğimizle birlikte 7 tane dolgu yapıyoruz. Ve hepsini birlikte toplayıp bir tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimi uzatıp örümceğimi yapıyorum. Yine tekrar bu örümceğiyle zincirin arasına bir batım yapıyorum. Ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki zincirimin içine batıp bir tane örüyorum. Diğerlerini ikişer trabzan uzatıyoruz buraya. Bir tane zincir. Yine aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, kenar kısma geldiğimizde burada yine örümcek yapıyoruz. Bu şekilde. Burada tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen şuradaki zincirin içine trabzan yapıyorum. Bir zincir atlayalım buradan. Şöyle ikinci zincirin içine trabzan yapıyorum. Yine aynı zincirin içine trabzan, 1, 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Yine kenar su taşımı yapıyorum burada. 1, 2, burayı dediğim üzere 3 tane dolguda yapabilirsiniz. 2 tane zincir. Yine aynı şekilde kenar kısma trabzan yapıyorum. Ve modelimizin ikinci aşamasındayız. Burada yine bu şekilde ilmeğimi uzattım. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz hemen örümceği ile dolgunun arasındaki kısma battım. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki çekmiş olduğumuz zincirin içine bu şekilde batıyoruz. Ve 3 de çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir. Bu şekilde ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane dolgu ilmek topladım ve kapattım. Burada yine tekrar örümcek yapıyorum. Buraya birer zincir istiyorsanız çekersiniz, istemezseniz çekmezsiniz arkadaşlar. Burası çok da önemli değil. Hemen yine bu kısma atlıyorum. Bir tane
Örümcek yapıp bu kısma sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir tığımın başına ipimi aldım. Yine buradaki zincirimin içine battım ve üçlü trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine tekrar ilmeklerimi toplayıp kapattım. Yine tekrar buraya örümceği yapıyorum. Örümceklerin mesafelerini aynı dengede yaparsanız daha güzel olacaktır. Yine bu kısma sık iğne ile batıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip yine aynı aşamaya geliyorum. Tekrar bir tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6. Hepsini birlikte topladım ve kapattım. Yine tekrar örümcek yapıyorum. Buradaki kısma batım yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar zincirimin içine üçlü trabzan yapıyorum. Yapmış olduğumuz üçlü trabzanın içine yine ilmeklerimizi topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane topladım. Burayı ipinizin kalınlığına, inceliğine göre de dolgularını ayarlayabilirsiniz. Burada yine örümcek yapıyorum. Örümceği yaptıktan sonra direkt tığımın başına ipimi alıp bu kısma kenar su taşını yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Burada yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu kenarını siz isteğe bağlı arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz kenar kısmını. Yine aynı şekilde örümceğimi yapıyorum. Yani modelimiz örümcek kısmına örümcek denk gelecek, dolgu kısmına dolgu denk gelecek şekilde modelimizi ilerliyoruz. Gerçekten çok kolay. 3 tane zincir çekiyorum buraya. Yine aynı şekilde dolgularımı yapıyorum. Modelin hemen hemen tamamı bu şekilde biraz ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Tabi biraz daha büyüdüğü zaman iyice kendini gösterecektir. Ben sizlere gösterebilmek açısından birkaç sıra ördüm. Tabi bu şal için uyarladığımız bir model oldu. İleriki zamanlarda inşallah Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse yelek üzerine de bu modeli nasıl uyarlayabiliriz, yelek içinde nasıl yapabiliriz, örümcek kısımlarını zincir olarak yapıp lastik üzerine yelekte de denemeyi düşünüyorum inşallah sizler için. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.